Bizden bu parabolün köklerini ve tepe noktasını bulmamız ve grafiğini çizmemiz isteniyor. Buna göre kökleri bulmamız için, tabi bu arada insanlar köklerden bahsettiğinde, bu fonksiyonla x ekseninin kesişim noktalarından bahsederler. Yani bu x eksenidir ve bu y eksendir. Parabol x eksenini y sıfıra eşit olduğunda kesecek. Buna göre kökleri bulmak için y eşittir sıfır dedik. Buna göre denklemi çözüyoruz. x kare artı 4x eksi 12 eşittir 0. Tüm yaptığım y eşittir 0 demekti ve sol ve sağ tarafları değiştirdim. Şimdi bunu çarpanlarına ayırmak için baş katsayı olarak 1 var. Yani gruplamayı yapmamız gerekmiyor. Sadece düşünebiliriz çarpımı negatif 12 olan ve toplamı 4 olan 2 tane sayı var mı? Şimdi bunu düşünelim. 2 ve pozitif 6 gibi görünüyor. Ve negatif 2 de işe yarayabilir eğer negatif 12'nin tüm çarpanlarının üzerinden gidersem. Yani bu x artı 6 çarpı x eksi 2 olarak çarpanlarına ayrılabilir. 6 eksi 2, 4'tür. 6 çarpı negatif 2, negatif 12'dir. Yani bu 0'a eşit olacaktır ve eğer iki tane sayımız varsa ve eğer bunları çarptığınızda sıfıra eşit oluyorlarsa, bu ya x artı 6'nın sıfıra eşit olduğu ya da x eksi 2'nin sıfıra eşit olduğu anlamını taşır. Bu denklemin her iki tarafından 6 çıkaralım. x eşittir, negatif 6 elde edersiniz. Bu denklemin her iki tarafına 2 ekleyelim. x eşittir, 2 elde ettik. Buna göre x negatif 6'ya veya x 2'ye eşit olduğunda y 0'a eşittir. Şimdi bu noktaları işaretleyelim. x eşittir negatif 6 iken y 0'a eşit olacak. Yani x 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buna göre negatif 6,0 bu fonksiyonun veya bu parabolün grafiğinin üzerinde olacak. Ve ayrıca, ne dedik? x eşittir 2 noktası. Yani, 1, 2. Bu da, 2 virgül 0 noktası. 2, 0 noktası. Şimdi, tepe noktasının x değerini bulmak için, aslında bunu yapmanın pek çok yolu var. Bunu size veren bir formül var. Ama aslında, bunu bulmanın en kolay yolu şu. Bu, iki tane 0'ın orta noktası olacak. Eğer zaten sıfırları belirlediyseniz, belirlediyseniz, x değeri tepe noktasının bulunduğu yerde olacak. Zira iki tane sıfır her zaman simetri eksenine göre simetriktir ve bu da tepe noktasının x değeriyle aynıdır. Sadece bu iki noktanın orta noktasını bulabilirsiniz. Yani bu iki sayının ortalamasını alabiliriz. Şimdi bunu yapalım. Buna göre negatif 6 artı 2 bölü 2 ne eder? Negatif 4 bölü 2'dir ve bu da negatif 2'ye eşittir. Yani tepe noktası x eşittir negatif 2'dir. Ve x negatif 2'ye eşit olduğunda, x negatif 2'ye eşit olduğunda y nedir? y ne olur? x tepe noktasıdır ve bu durumda y negatif 2'nin karesi yani pozitif 4'e eşittir. 4 çarpı negatif 2 negatif 8'dir. Ve daha sonra burada bir eksi 12 var. Demek ki bu negatif 16'dır. Yani negatif 2'ye negatif 16 tepe noktamız olacak. Yani tepe noktamız eksi 2'ye eksi 16 olacak. Bunu grafikte çizeyim. Sanırım bu grafiğin dışında kalacak. Yani negatif 2 ve daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 gideceğiz. Yani buralarda olacak. Grafik kağıdının dışına çıktık. Negatif 2'den aşağıya negatif 16'ya kadar. Yani tepe noktası burada. Negatif 2'ye negatif 2, virgül negatif 16, negatif 2'ye negatif 16. Aşağı buraya kadar. y eksenini aşağıya alabiliriz. Ve buna göre eğer parabolün grafiğini çizseydim, bunun gibi görünecekti. Ve gitmeye devam ederdi. Şimdi bu soruda iki kökün x değerlerinin, iki kökün x değerlerinin ortalamasını alıp tepe noktasını buldum bu bana simetri ekseninin x değerini verdi. Tam buradaki x eşittir negatif 2. Bu parabolün simetrik olduğu eksen. Tepe noktasının x değerini bulmanın diğer yolu, daha önce bahsetmiştim, bir dolu yolu var diye formülü kullanmak. Negatif b bölü 2a. Buna göre tepe noktasının x değeri eşittir. Negatif b, negatif 4, bölü 2 çarpı a. a 1'dir. Buna göre bölü 2, bu da size x eşittir negatif 2 verecek. Şimdi tepe noktasını bulmanın son yolu buradaki parabolde kareye tamamlamaktır. Yapacağımız şey bunu tekrar yazmak. Bunun y eşittir x kare artı 4x olduğunu söyleyebiliriz. Eksi 12'yi buraya koyacağım. Yapmak istediğim şey aynı sayıyı eklemek ve çıkartmak ki bunu bir tam kare olarak ifade edebileyim. Buna göre eğer 4x'in 4x'in 1 bölü 2'sini alırsam veya 4'ün 1 bölü 2'sini alırsam 2 elde ederim. Eğer bunun karesini alırsam buraya bir tane 4 ekleyebilirim ve daha sonra bir tane 4 çıkarabilirim. Bu ne işe yarıyor? Bunu x artı 2 kareye dönüştürüyor değil mi? x artı 2'nin karesi. x kare artı 4x artı 4'tür. Bunu pek çok kez gördük. Buna göre x artı 2'nin karesini elde ettik. Ve daha sonra eksi 4 eksi 12 var. Bu eksi 16'dır. Yani bu aynı fonksiyonu yazmanın başka bir yolu. Ama bu şekilde yazdığınızda, bu şekilde yazdığınızda en aşağıdaki noktayı görüyorsunuz. Fonksiyonun buradaki bölümü her zaman pozitif. Bir miktarın karesi. Bunun alabileceği en düşük değer 0. Ve daha sonra sadece 0'dan yukarı gidebilir. Buna göre en düşük nokta alabileceği en düşük y değeri buradaki ifade 0 olduğundadır. Ve bu olduğunda y değeri negatif 16'dır. Şimdi hangi x bu değeri 0 yapar? Peki x eşittir negatif 2 bunu 0 yapar. Eğer x artı 2 eşittir 0 demek isteseydiniz, buradaki ifade x artı 2 0 eşit olduğunda 0 olacaktır. Her iki taraftan 2 çıkarın, x eşittir negatif 2. Yani bu da tepe noktasını bulmanın başka bir yolu. İstediğiniz yolu kullanın.